Evet arkadaşlar, Webtekno Gameplay videomuzda South Park: Disk of Truth oynamaya devam ediyoruz. En son Mr. Slave'in içerisinden bu şeyi çıkarmıştık. Şimdi Clyde'ın yanına gideceğiz. Evil Turn Room diyor burada. Yani muhtemelen Clyde de burada bir yerlerdedir diye umut ediyorum yani. Çok yüksek ihtimalle burada. Bir dakika, şu Jimmy'yi de değiştireyim aklımdayken. Kartını alayım yanıma. Evet, Clyde'ın odasına girdik ve Clyde burada. Hani şu şimşeklerle falan beraber tam bir böyle Dark Lord'su kötü karakterlerin hani böyle bir şey olur ya. Aynı ona benzemiş. Ha, şey bu arada zombileri dönüştüren bu zehri şey zannediyormuş Clyde. Taco Bell'in yeşil soslarından biri. Ama uzaylıların bize getirdiği bir toksit, artık atık, ne derseniz o. Evet. Bir tartışmaya bile girdiler şu an yani. Evet, Stick of Truth'u geri istiyoruz ama Clyde bir sürpriz varmış bize. Açtı bakalım ne olacak. Bir mezar taşı. Aha şef. Bu arada şef de South Park'taki okulun şefiydi. Yani bayağı bayağı yemek yapan şefti. Çocuklarla arası çok iyiydi. Çocukların en sevdiği karakterlerden biri. Ölmüştü en son. Oha, bayağı da vurdu be. Şimdi bir dakika. Kullanalım hemen şunu. Nadi zombi şef. Şefi böyle görmek hiç hoşuma gitmedi, biliyor musunuz? Çok sevdiğim bir karakterdi şef. İmun etti ama yine 300 damage vurduk hiç yoktan. Kartın skilliyle Curse'le beraber iyi vururuz diye düşünüyorum. Evet, geliyor bakalım. İyi vurduk ama neredeyse 5K canı vardı. Oha, tek attı yani hani. Bu dövüş çok zor olacak. Hiç revive potion'umuz falan yok. Cidden çok zor bir dövüş olacak. Bir de bundan sonra Clyde'la dövüşmemiz gerekecek falan. İyi vurduk yine ama stun olmadı. Grasshopper'ın etkisindeyiz bu arada. Bir kart bunu iyileştirelim de. Sonra skillimizi kullanmaya devam edelim. Kart bunun manası bitecek ama. Evet, sonra bayağı iyi saydırdık. İyi damage. Güzel. Şimdi Cure Potion içmeden direkt Jump Pot'u kullanabiliyorsam şu durumda. Pek umudum yok ama. Aynen, kullanamıyorum Grasshopper'ın etkisindeyken. Cure Potion'umuzu içelim, sonra kartla canımızı arttırtırız. Normal vurmak daha iyi olacak muhtemelen. Her vuruşumuz yaklaşık 1K. Yapacağım ufak bir hata bile bayağı kaybetmeme neden olabilir şu an. Kartını değiştireceğim şu an için ya. Butters'ı alalım. Kartını yine saydırdı. Ve geldi. Nasıl bir skill gelecek? Sanırım buff basıyor. Madem öyle, ben de bunu bir speed potion içerek değerlendirsem mi? Yok, aslında PP gücümüzü arttıracak bir power potion daha mantıklı olur. Ya da small mana potion. Aynen. 30 manamız artsın. Şey kullanalım. Nagasaki'yi. Nerede çıkacak bu? Çok çok kötü kullandık bu arada Nagasaki'yi.
Healing Touch yapalım karakterimize. Sonrasında Profesör Kaos skill ile umarım etkili oluruz. Çok hoşuma gidiyor bu skill de. Ve Profesör Kaos geliyor sert sert adımlarıyla. Bakalım ne kullanacağız. Sanırım bu Hammer of Chaos. Aynen Hammer of Chaos. Hiç çoktan iyi vurdu. Hello children. Oo kaçırdık. Bu sefer tuttuk. Evet kurtarmayı başardık. Paçamızı. Badr her zamanki pozitif tavırlarına devam ediyor. Canı bayağı azaldı ama. PP gücümüzün yeteceği bir skill. Hammer of Justice. Ama bunu kullanmadan direkt saldıracağım. Daha erken davrandım ve çok az vurduk. Ha neyse saldırı sırası yine bizde. Budders'ın PB gücünü arttıralım. Sonuncuyu kaçırdım biraz ama. Oha! Su tabancasıyla tekrar aynı zehirden sıktı. Ve bu sefer daha bir itaatkar oldu. Birkaç türlü bize saldırmıyordu şef. Ha neyse hemen. Acaba kendimize healing touch kullanabiliyor muyuz? Yok öyle bir şey yokmuş. Aslında tekrar bir mana potion. Değil de power potion kullanacağım. Kendi karakterime. Gerçi Grossroad etkisi de varmış Budders'ta. Profesör Kaos skin'i kullanalım bir rahat rahat. Bakalım nerede durduracağız. Umarım saldırı yaparız. Nerede bu? Aha Profesör Kaos'a dönüştük ve öyle kaldık. Sanırım oyun bug'a girdi. Yani Profesör Kaos'a vuramıyoruz şu an. Baya vuramıyoruz. Karakterleri de göremiyorum. Çok ilginç bir duruma düştük şu an. Neyse PP gücümüz var. Şu skill'i kullanalım. Cidden oyun bug'a girdi yani. Budders da burada. Profesör Kaos da burada. Hasar almadan kurtarabilirim bu paçayı muhtemelen şu an. Şef yine ne yaptığını şaşırdı. Özür dileyecek mi? Dilemedi. Bir healing touch yapalım. Sonra saldıralım. En azından bu sefer Budders'ı görebiliyorum. Skill kaçırmam. Derken kaçırdım. PP gücümüz ne kadar bilmiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Sese göre hareket ediyorum ama 400 canı kaldı. Aha. Tekrar şey yaptı. Oo, şefe yazık oldu Allah billah. Artık Stick of Truth'u ele geçireceğiz sanırım. Ha artık oynamıyorum dedi. And time. Burada da bir şey göndermesi var. 300 Spartalı. O tekme, bu tekme. Pek çok şeyle dalga geçmişler. Clyde yendik. King Douchebag. Artık Kral Douchebag olduk. Sanırım oyun da bitecek gibi duruyor. Derken. Oha. Askerler falan geldi. Yok artık. Dragonborn. Bu da şey, Elder Scrolls Skyrim'e bir gönderme. Dragonborn.
of Truth'u. Evet. Gerçek ismimiz ortaya çıktı. Hükümet ajanları falan. İlginç. Karakterimizin hikayesi ortaya çıkacak. What's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. In 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh God! Oh brother, spare us! Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Geçmekle ilgili hikayeler. İlk şansla ben de geçmek isterim ama şu anda biraz merak ediyorum. Bu da biz oluyoruz muhtemelen. Evet, gücümüz. Evet, kaçırdılar. Evet, osurukları güç olan çocuk biz sanırım. Ha, hayır, gücümüz şeymiş, osurumuz değilmiş. Oha, 3 milyon arkadaş filan. Dovahkiin. Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Ne işe yarıyor? Stick of Truth tabii ki de. Universe. But then I wouldn't have to do what I was told anymore. I could. Evet, Stick of Truth'u eline geçirdi ve o da kötü bir karaktere dönüşmeye başladı. Bakalım, sanırım son düşmanımız bu karakter olacak, hükümetin ajanı. Acaba bize bir karar verecek, karar verme şansı verecek mi oyun? İşin aslında adama katılabilirim yani öyle bir şans verirse. Biraz değişiklik olsun. Sürekli olarak aynı kararları verdim. Ne yapacağız? Arkadaşlarımız Stick of Truth'tan bile daha değerli diyor. Cartman. Aha, Kenny gitti. Kenny Stick of Truth'ı ele geçirdi. Aha, yarı ork olarak doğmuş. Aha, Morgan Freeman. Aha. Klasik hikaye anlatıcımız Morgan Freeman. Morgan Freeman'ı da görmek güzel oldu yani. Bakalım. Cidden öyle yani. Every time I show up and explain something, I earn a freckle. Ha evet şey tabii. Bu da bir South Park bölümündeydi. Morgan Freeman her bir şey yapışında bir tane ben çıkıyordu yüzünde. Artık chill ben nasıl tercih edersiniz? Bu arada yeni bir silahımız var. Bakalım. Şöyle hızlıca bir revive potion alalım. Mana poşunu aldım bu arada yanlışlıkla. Ama şu değişmesi hiç hoş olmamış. Artifenin aşağı inmek istemiyorum ya.
Ama mecburuz sanırım. Her neyse, yapacak bir şey yok. On tane de kullanmayız herhalde. Biraz şey, large harp boşunalım şöyle. Hatta hepsinden bir alalım karışık karışık. Silah falan ne varmış? Ha neyse, bunları sonra bakarım. Gidelim. Prenses Kenny ve hükümet ajanı. Kaçacaklar muhtemelen. Kendinin ne dediği anlaşılmıyor yine. Ha, Prenses Kenny. Animedeki Prenses Kenny'ye dönüştü. Anime tarzında bir Prenses Kenny'ye. Ve sanırım bir opening videosu geliyor. Evet. Tam anime tarzına bir Prenses Kenny görüyoruz. South Park'ın son bölümlerinde sürekli olarak Kenny karşımıza böyle çıkıyordu. Evet, Kenny ile dövüşeceğiz. Çok az vuruyor be. Stick of Truth de elinde zaten. Yine aynı bug olmaz. Umarım olmaz. Bakalım. Olmadı bu sefer. Bu Lightning Bolt sanırım. Yok, Chaos Drone'muş. Bir demek mi? Bakalım nasıl bir skill gelecek. Aa, bildiğin şey attı. Gökkuşu. Bir müzik başladı. Bu müzik de tanıdık geliyor ama çıkaramıyorum. Kesinlikle çıkaramıyorum. Sağ klikle vuracağız sanırım bundan sonra. Bir kayalı alalım yanımıza ya. Of, çok vurdu be. Her potion kullanalım, devam edelim. Prenses Kenny'i yenmek zor olacak, cidden zor olacak. Acaba bunu kullanabilir miyim? Kaçırdım biraz. Bu ne ki? Evet, ability up oldu. Şimdi skin'i kullanalım bakalım. Raining Arrows. Tuşlara basmamız gerekiyor. Kaçırdım. Daha ilkten kaçırdım. Çok az vurduk bu yüzden. Allah, Kenny öldü. Ay, Kayıl öldü. Hemen canlandıralım Kayıl'ı. Revive Potion. Damage. İyidir. Of. Çok zorlu bir dövüş olacak yalnız. Kayla iyileştirelim ya. Aslında Kayla değiştirip Cartman'ı mı alsam? Alalım Cartman'ı ya. Cartman'ın küfürü iyiydi. Daha doğrusu Curse skill'i. Şimdi kendimiz için de bir Large Health Potion. Prenses Kenny'yi indirmemiz çok zor. Sanırım bununla beraber bilinik etkisini arttırabilirim. Debuff yemesi iyi olur. 3x oldu. Ama şeyi kaçırdım. Homan Run'ı kaçırdım. Güzel, bloke ettim biraz. Şimdi Health Potion'um. Bu sefer small olanlardan kullanmam yeterli. Yeteri kadar canım var. Evet, Curse gidiyor. Evet, bakalım.
Aman bir damage vurduk. Niye böyle oldu? Küfre karşı acaba dayanıklılığım var. Kendine çok küfreden bir karakter. Peki sanmıyorum ondan olacağını ama. Devam edelim. Cartman da işe yaramadı. Sanırım Butters'ı geri alacağım. Bir Grassroot etkisine başlatalım, sonra Butters'ı geri alalım o zaman. Aslında canımız da az ya. Ters bir durumdayız. Acaba bu skill ne işe yarayacak bakalım. Yani ne kadar damage vuracağız. Belki sağlam vursak kartımı bırakabilirim. Hiç çoktan iyi vurduk. Şimdi bir health potion. Large health potion. K vurduk. Aman miski çok tehlikeli. Umarım kendine zarar verir. Cartman öldü. Cartman'ı tekrardan revive potion'a canlandıralım. K canı kaldı. 9K artık. Yine öldük Cartman. Oh, of. Savunamadığım için bu durumlara düşüyoruz. Aslında debuffları da var üzerinde ama. Bu sefer savundum. Health potion kullanabilirim. Cartman kendi üzerine bir health potion kullanalım da canı bir artsın. Fullendi. Şimdi güzel. Evet, çakmakla yaktık ve Kenny'yi öldürdük. I'm God. Yeni bir şeyler gelecek diye düşünüyorum. Oha, kendini zombiye dönüştürecek. Stick of Truth'u olan prenses zombi, Nadi zombi Kenny prenses. Nadi zombi prenses Kenny. Evet, Nadi zombi prenses Kenny. Doğru telaffuz bu. The final battle. Oha. Çok sağlam vurdu be. Keşke daha fazla health potion alsaydım. O kadar yeterli olur dedim ama olmayacak sanırım. Oha, canı gitmedi. Market of Death. Sparkle. Atak defans gücü düştü. Ability kullanalım. Bayağı yine He-Man'e bağladık. Bu arada zırhı neredeyse yıkıldı yani. Yok, 2K daha zırhı var ya. Farelerini kusta. Small potion. Stand de pek işimize yaramıyor aslında ya. Zırhını kırmaya devam edelim. Değiştirsem mi acaba? Değiştireyim ya. Butters'ı alayım ki en azından Healing Touch kullanabiliriz. Oha, ölüm geldi. Azrail. Profesör Kaos'a dönüştü. Kaçırdım. Ve öldük. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Revive Potion'umuz var iyi ki. Var mı? Hmm.
gitti mi acaba? 7 tane almıştım. Heh, burada. Evet. Butterstreet kalksın. Savaşa devam edelim. Bir K vurduk. Healing Touch yapsam mı? Yok, canımı arttırayım mı? Sonraki turlar için. Biraz daha rahat girelim. Badass'ın full canı olması bizim işimize gelir. Profesör Kansuski'yi acaba vuracak mı? Muhtemelen vurmayacak ama denemek istiyorum. Belki diğer skill'lerden biri vurabilir. Life Drain bakalım. Evet, 1K vurdu. 1K 1K'dır. Ve karakterlerimizin canını arttı. Korunduk. Evet, bir Power Potion kullanalım şurada. Hatta Large Power Potion'u ilk kez kullanıyorum şu ana kadar. Yanlış kullandım. Kendimi takdir ediyorum. Speed Potion kullanacağıma gittim. Power Potion kullandım. Bleeding etkisi başlayacak mı bakalım. Evet başladı. 2x, 3x, 4x. Şu an debufflar bize yardım eder. Fazlasıyla yardım eder hem de. Şu yanlış hamleleri yapıyorum oyun boyunca sürekli. Hoş olmuyor. 1K, bonus solid damage bir de. Sağlam vurdu be. Bu sefer speed potion kullanacağım. Tekrardan saldırmak için speed potion. Üst üste iki defa gireceğiz bu sefer. İkincisinde acaba bleeding etkisi artacak mı? Tekrar Sultan Battery yaparsam. Arttı 5x. 5x'ten sonra artmıyormuş ama. Healing Touch yapmayalım. Badass'ın canını arttıralım. Evet, geliyor yine. Profesör Kaos'a dönüşeceğiz. Bu sefer ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tuşlara basacağız. Bakalım hangi tuşa basmamız gerekecek. Zormuş da ya. O kadar bastım işin aslında ama. Annesi hemen Butters'ı kaldıralım. On kacını kaldı. Healing Touch mı kullansam, Small Potion mu kullansam? Small Potion kullanıp Butters'ı arttıralım. Böylesi daha iyi olacak diye umut ediyorum. 7 kacını kaldı, az kaldı. Evet, blokladık ama yine 3K vurdu yani. Yine bir speed potion kullanayım. Ultra speed potion buradaymış. Flash bardağında gittik. Sanırsam yani ona benziyordu. 2K vurdu. 200'e canı kaldı. 155 canı kalmış pardon. Ve öldü. Nazi zombi prensesken öldü. Yine aynı geç. Yok hala ölmedi. Tekrar canlanıyor. Oha. Of of. Zor bir dövüş. Zor bir dövüş. Cidden çok zor oldu. Help potion. Small help potion. Badass'ı yavaş yavaş iyileştirelim.
sefer biraz daha fazla vuruyoruz. Ultra Speed Potion. Az önce boş yere kullandık biraz ama. İki K vurdu. Bir daha iki K vurduk. Of öldük. Healing Touch kaldırmaya yarıyor mu? Hayır. O zaman Revive Potion kullanacağız. Ve bundan sonra bir tane Revive Potion'ımız kalıyor. Keşke daha fazla alsaydım. Şu an pişman oldum. Umarım bir daha dövüşmek zorunda kalmayız. Eğer bir daha dövüşmek zorunda kalırsak işte bu sefer Ayva'yı yedik. Evet. Yine 2K civarı bir damage vururuz bununla. Bunu bloklayabiliyorum ama tekrar Butters öldü. Ve son Revive Potion'ımızı kullanıyoruz böylelikle. Ve daha 22K canı var. Assault'tan beter kullanıyorum o zaman da bir bleeding etkisi. Kaçırdım vallahi. Bu kaçırma kötü oldu. Cidden kötü oldu. Baya kötü. Ve Butters eğer bununla tekrar ölürse bu sefer cidden Ayva'yı yedik. Baya Ayva'yı yedik. Bu sefer yaptım. Umarım ona damage de vurmuşuzdur. Ah yanına bari kendi şey geldi, Kyle geldi. İyi bari. Bir speed potion kullanacağım şurada hemen. İki defa saldıralım ki. Speed potion. Evet. Bir X bleeding var. Kullansam mı? İki defa mı saldırsam? Ya da her potion mu içsem? Speed potion mu kullanayım? Ya da riske atmak istemiyorum oyunu hiç ya. Healing potion'a Karalın canını dolduralım. Sonrasında tuşlara basmak için şey yapalım. Zamanda bastım. Yine zamanda bastım. Üçünü de zamanda bastım. Oo, baya vurdu. Güzel. Bu sefer kazanacağız. Eğer tekrar canlanırsa o sefer öldük. Hiçbir şansımız yok. Umarım canlanmaz. Assault'tan beter kullanacağım. Bleeding etkisini arttırmak istiyorum. Ve öldü. Evet, Ken öldü. Tekrar geldi. Sanırım bu sonsuza kadar gidecek böyle. Bir mana potion içelim yine. Yok, mana potion değil, PP gücümüzü artıracak şey. Power potion. Evet. Yine kullanalım bunu. Yanlış tuşa basarak direkt olarak batırdım. Ne zombi go? Ne oldu? Allah kaçırdık. Cidden ama çok zor olmuş ya. Bilix bleeding'i var ama. Yine bir power potion.
Yani tek yapabildiğim şey bu. Hiç de bakmadım yalnız PP gücüne. Ah yetiyor güzel. Ve başardım. Çıkar arkadan da bir bonus çıkar demiş. Güzel. Bana saldırması da güzel oldu. Small Potion işimi görür. Eğer tekrar canlanırsa bu sefer hakikaten okuyorduk. Üç K güzel. Hiç kötü değil. Evet, bu buff sonrasında gol topuyla vurduk. İyi blok ettim. Aslında iki defa saldırmam şu an mantıklı olabilir. Sanırım içemedim. Yok kullanmışız. Bir sonraki turdaki saldırıyla muhtemelen bitiririz bu oyunu. Ama ben de riske atmayacağım, hatta hiç riske yok, biraz temkinli olayım. Tekrar canlanırsa Kenny. Ki bana tekrar canlanacak gibi geliyor. Tekrar canlandı. Normalde zaten ölüp tekrar canlanan Kenny. Gentleman Kot. Bakalım ne olacak. Bu sefer kural bozuluyor. Evet. Bu sefer kuralı bozacağız. Cartman tuttu. Ve evet, Prenses Kine'nin toplarına osuracağız. Hadi bakalım. Power Potion. Yok, Power Potion değil, Mana Potion. Large kullanalım. Nagasaki mi kullansam? Ve sanırım bununla beraber öldüreceğiz. Oha. Oha, bildiğin atom bombası etkisi yaptı. Ve tüm Nazi zombiler insana döndü. Oha. Nazi kedileri de insana, normal kediye döndü. Mr. Garrison falan da zombi olmuş. Onlar da döndü. Herkes döndü. En sonunda kural bozuldu ve Kenny'ye bozduk bu kuralı. South Park tarihi yıkılmış, tekrar inşa ediliyor. South Park'ı biz kurtardık. Bakalım neler olacak. Sanırım oyun bitti. Yani daha fazla bir şey çıkacağını pek zannetmiyorum. Evet, biz de buradayız. Stick of Truth'u yok edeceğiz, evet. Cartman Stick of Truth'u fırlattı. Evet, Stick of Truth yok edildi şu an. Yeni bir oyun. İlk kez konuştuk. Bu sözde bu arada amen bir pik. Her neyse, bu arada bu sözde Cartman'ın sürekli kullandığı bir söz. Scream you guys, I am going home. Çocukları kızdığında bunu kullanıyordu. Ve oyun bitti. Evet arkadaşlar, webtekno gameplay'de South Park The Stick of Truth'u baştan sona oynadık. Yeni gameplay videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.